Selam arkadaşlar, biz şimdi Mila'yı okula kayıt ettirdik. Birkaç okul gezmiştik zaten, kafamızda bir yeri netleştirdik ve bugün kaydını yaptırdık. Artık inşallah Eylül'de Mila da okullu oluyor. Bunun için böyle okula başladığında falan detaylı şeyler bahsederim size. Yani videolar çekerim size. Biraz heyecanlıyım, yani şu an bile bu kadar heyecanlıysam okula başladığında ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bugün günlük bir vlog çekeceğim sizlere. Oturma odasını bir toparlayayım, bir sileyim. Kapısını kapatırım, benim sağ kolumu açarım, o güzelce süpürür temizlik robotunu. Biz de Mila ile birlikte mutfağa geçelim. Şey yapacağız, kurabiye yapacağız bugün. Siz de bizimlesiniz. Şimdi bir hızlıca toplamaya çalışacağım. Mila gerçekten fili dağıtmış. Yani bayağı dağıldı. Mila bana yardım edeceksin değil mi? Odayı toparlamam için bir tanem. Çünkü burayı sen dağıttın böyle. Oradan göremiyorsanız evin hali şimdi. Göstereceğim size. Bunları yerden topladım. Böyle dağıtmış Mila yerleri falan. Burada işte bebeğine bir şeyler yedirmişti, şunlar falan yedirdiği şeyler. Hadi toparlayalım bakalım, hadi birlikte. Evet, haklısın. Dün bir şeyler almıştım, karbon gelmişti. Bir de bunlarla oynamak istedi ve dünden beri buradalar ve ara ara ben de gidip gelip patlatıyorum onları. Evet, artık çöpe gidin ya siz. Hala bile patlayacak çok yeri var. Evet. Küçükken en sevdiğim aktiviteydi diyebilirim bu. Arkadaşlar, bir de Mila'nın okulundan dönerken beni uğramıştık. Bakın ne buldum orada. Paşabahçe'nin bu bardakları. Size de göstereyim, bence ben çok beğendim. Böyle gayet ağır. Güzel değil mi dörtlü? Dört tanesi 230 liraydı sanırım. Bunları hemen atayım, makineye yıkansınlar. Güzel böyle. Güzel olmuş. Arkadaşlar, şu Sleepy'nin ıslak mendilini kullandığımdan beri güzel temizleyicisini. Güzel temizleyici ıslak mendilini. Gerçekten normal bez kullanamıyorum. Şunları da kaldırayım. Hemen yıkayacağım. Ve size hatta karpuzlu bir tarif vereceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Birlikte denemiş oluruz. Biraz daha. Evet arkadaşlar, şimdi ilk defa deneyeceğim karpuzlu içeceği birlikte yapacağız. Başlıyorum. Böyle karpuzlarımı dildim. Biraz fazla da olabilir ama bilmiyorum. Benim de ilk deneyimim olacak. Kadar karpuz suyu koydum. Çekirdekleri ve tortusu gelmemesi için de süzgeçten geçirdim. Şimdi üzerine de soda koyacağım. Şimdi tadına bakıyorum sizin için. Oldukça başarılı bence. Bayağı böyle ramalı bir şekilde karpuz geliyor arkadaşlar. Bu böyle karpuzlu soda gibi. Buz koyunu daha iyi olmuş. Şimdi de Mila ile birlikte kurabiye yapacağız. Mila bir süredir şunlarla kurabiye yapmak istiyordu, evet. Böyle renkli. Hiç tarihe geçmemiş, güzeldi yani. Artık Mila kafan şuraya çarpıyor. Topuzun oraya çarpıyor. Büyüdün sen. Sanırım bir süre sonra oraya oturamayacaksın. Ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Kurabiye. Mila'yla birlikte kurabiye yapacağız. Normal kurabiye tarifi. Sadece işte süslemelerini yapacak Mila. İlk önce bir yapayım ben şimdi içini falan. Ben de yapacağım sonra, ama. Evet evet, Mila da yapacak tabii ki de. Sonra da Mila süslerken falan yine size çekeriz. Değil mi? Tamam. Bay bay. Evet. Arkadaşlar. Evet. Konuşabilirsin istersen. Kurabiye yapıyorum. Şimdi biz tüm malzemeleri ekledik. Mila çırpıyor. Minik çırpıcını görebilir miyim? Ay çok tatlı. Ay, az önce öptüm. Ruj olmuş bura. Ya yerim seni, yerim.
Aşkım hadi çırp da göreyim ya. Şimdi tüm malzemeleri çırpıyoruz. En son vanilya ve un ekleyeceğiz. Ve şekil vereceğiz. Bakın evet. Süslemelerimiz de burada. Evet, süslemelerimiz de burada bizi bekliyor. Çay edesmemiz. Önce tezden yere baktım, çay edesmemiz. Peki, tadına baktım, tane geçmemiş. Böyle bazen yemek yemesini istemediğim şeyler için diyorum ki bunun tarihi geçmiş, bunu yememelisin. Bu da o yüzden hep bunu kullanıyor yani tarihi geçmemiş tadı güzel diyebilirim gibi. Bugün hava biraz kapalı esiyor, kapılar çarpıyor şimdi her yeri açtım. Ama yine de sıcak değil mi Mila? Biraz serinliyor musun su içerek? Bunu şimdi şekil falan verelim, fırına koyalım. Bir öğlen yemeği gibi bir şeyler atıştırırız. Ay. İçine mi düştü? Olamaz. Şimdi annen onu yıkayacak. Ver bakalım bana. Ver bakalım. Orada yıkayayım. Yıkayayım bunu. Daha dikkatli ol tamam mı? İçine kaçmasın. Tamam. Ben kaçamadım. Çok üzüştüm. İçindeyim diye. Ha, anladım. Al bakalım. Sorun değil. Karıştır bakalım şimdi güzel güzel. Sonra bunları bir fırına atarız değil mi Miloş? Bir pişerler, bir pişerler. Abi, bir cevaptan seçeceğim, cevaptan. Sen onu karıştırırken ben de bir dayını arayayım. Efendim. Anne, bir cevaptan seçeceğim, bir cevaptan da çırpmıyorum. Vay be, bir taraftan su içip bir taraftan çırpabiliyor. Ne kadar yetenekli bir kız. Şimdi kalp. Şimdi şekil verme kısmına geçtik. Evet, bu şişken. Şekil veriyoruz. Anne bak, bu şişken. Ay, bu yiyormuş. Anne bak, bu şişken, bu şişken kalp. Tamam. Üçgen mi yapacaksın şimdi yani? Evet. Tamam. Hop bakalım. Hop. Ver bana. Biz bunları böyle diziyoruz. Bunları minik minik pişir. Bunları minik minik pişireceğiz. En sonunda piştikten sonra da süslenecek. Birazcık sıcak. Birazcık sıcak mı? Suyunu da oraya koydum. Benim soğuk suyum da şurada. Mila böyle öğle yemeği atıştırması gibi bir şey yapıyor. Makarna yiyor şimdi. Niye? Ayılmadım. Okulda da böyle yemek yiyecek benim kızım değil mi? Bak buna. Ay sıcakmış. Aa, çok sıcak gelmedi ama bana. Bunu da. Neyme poçak çekeceğim. Yiyor yani. Çekilmeye bir video çekiyorsun ya. Ha sen bana anlatmışsın. Arkadaşlar. Evet. Mila okula başlayacak. Okulda yemek yiyecek. Arkadaşlar kime yedin mi? Hı, arkadaşlar da okula gelecekler bir tane. Değil. Bu okulda arkadaşlar benim okulum dediler. Evet, senin okuluna gelecekler. Sen onlarla arkadaş olacaksın. Evet arkadaşlar. Evet, öğretmenin sister olacak. Evet arkadaşlar. Mila okula başlayacak. Evet arkadaşlar. Bugün okulunu gördün, değil mi? Evet arkadaşlar. Ama yemeğin de bakalım bir yandan. Çünkü sen yemek yerken ben senin yanında olmayacağım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim olacak, tamam mı bir tanem? Gabi oldu. Sen ye, ben çıkartayım kurabiyeyi. Ay o kadar sevdim ki. Ama okulda anne olmayacak değil mi? Anne dışarıda bekleyecek Mila'yı. Evet. Mila tek başına yemeğini yiyecek. Arkadaşlarım. Evet, arkadaşlarımla birlikte. Öğretmen sizi tren yapacak, sıraya koyacak. Evet, tren olacaksınız. Birlikte ineceksiniz. Ama ben tren oyunu bilmiyorum. Öğretecek anneciğim, öğretmen. Ama bak tren oyunu sevmiyorum ben. Yok yani birbirinizden ayrılmayın, kaybolmayın diye tren oyunu yapıyor. Yemek yemeye öğreneceksiniz diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, belki daha farklı da olabilir. Merdivenlerden yavaş yavaş ineceksin değil mi Mila? Ben merdivenlerden yavaş yavaş çıkacağım. Evet. Yavaş yavaş çıkacaksın merdivenlerden. Yavaş yavaş ineceksin. Anne kim çıkacak?
Öğretmen tutacak size. Tamam mı? Yardımcı olacak hep size. Ama ayağım yayınca. Ayağım yayınca yapıyor öğretmen. Değil mi? Sana yardımcı olabilir. Öğretmen her zaman yardımcı olacak hani size. Hani koşarsa bacağım yayınlıyor değil mi? Hı-hı. Sonra da dışarı gitmemi soyarsın. Üstüme geçmemim de yayın. Evet. Aferin benim kızıma. Dışarıda bak yaran çok az kalmış geçmek üzere. Okula evet. Başlayana kadar geçeceğini düşünüyorum. Geçiyormuş ama. Ama bence okula başlayana kadar geçecek diye düşünüyorum evet, ben. Evet. Ya ayamıyorum. Aferin benim kızıma. Benim kızım yemeğini okulda bitirecek. Yemeklerini yiyecek değil mi bir tanem? Anne arkadaşlar bitirmeyecek değil mi? Evet onlar da bitirecek bence. Onlar da annelerini dinlerler. Anneleri onlara böyle sana anlattığım gibi anlatacak yemeğini bitirecek. Yukarıda da yemek var mı? Yukarıda yok. Alt katta yemek bir tane. Ay. Sınıfta yok. Yemek yemeye yemekhaneye ineceksiniz. Yemek yemek için başka bir yere gideceksiniz. Yani yemek yeme yerine gideceksiniz. Anne yesmenler çocukları kucağına yemez ki yine tutar. Çok haklısın bir tanem. Ama çünkü çok fazla çocuk var değil mi? Hepsini kucağına alamaz. Hayır. Evet kurabiyeler pişti. Biraz soğumaya bıraktım. Yemeğimizi yedik. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi Mila kurabiyelerini süslüyor. Eğlenceli miymiş Mila süslemek? Evet. Şimdi bir tepsi daha yapacağım. Ama onları muhtemelen daha farklı yaparım. Şimdi Mila bunları süslesin. Tadına bakayım mı? Tamam bak aşkım. İstersen hepsini süsle ondan sonra tadına bak. Öyle de yapabilirsin. Yiyebilirsin. Zaten şimdi şey yapacağız. Bir mutfağa gireceğim arkadaşlar. Yemeği falan koyduktan sonra kendime acilen bir kahve yapmam gerekiyor. Kendime kahve yapacağım. Çok yoruldum bugün. Nefis nefis. Böyle bir ağırlık çöktü arkadaşlar. Böyle bu saatlerde bir ağırlık çöküyor zaten. Tam yemeği hazırlama saatlerinde. Ya çok güzel gibi olmuş. Çok mu güzel? Güzel olmuş. Afiyet olsun bir tanem. Sesin de çok güzel olmuş. Siz de yapın bunlarla. Bunlar A101'de falan da satılıyor. Biz A101'den almıştık galiba. Bunları çok eğlenceli. Böyle eğlenceli kurabiyeler yaparsınız. Daha yeni başladık. Mila ara bile verdi. Bak şimdi Mila bana kapağını aç şey yapayım. Şuraya bir tane çiçek yapayım mesela. Kapağını açtım. Şöyle bu ortası olsun çiçeği. Tamam mı? Şu beyazın kapağını açalım. Çok mu güzel anneciğim? Afiyet olsun bir tanem. Dur şimdi bir çiçek yapayım. Ben şuraya çiçek yapmak istiyorum. Papatya yani. Yani senin gibi. Papatya yaptım şuraya bir tane. Fırından çıkmış çok güzel olmuş. Fırından çıkmış çok mu güzel olmuş. Sen de yap hadi bir şeyler. Bu kıyamış. Olsun bir şey olmaz. Ben de şimdi kahve yapayım da kendime. Sen de bunu öyle yap. Öyle yerim. Tamam. Ben de devam edeyim minisi. Tamam. Ben de bunu yap. Tamam aşkım. Yemekler ocakta pişerken şimdi biz de içeriye geçtik Mila ile. Bir oturma odasını güzelce süpürsün temizlik robotu. Bak dedim. Arkadaşlar bakın burada ada var çöpü yani. Evet. Burada çöpü yiyecekti. Sıfırmanın içinde bakın çıkıyor burada bak. Bakalım bir yer için açıyor. Bak ağrıyı dövdünüz mü? Ben akşam yemeği moduna geçtim. Şimdi böyle size pratik ve lezzetli bir yoğurtlu salata tarifi vereceğim. Bunu ben teyze hoşumla gördüm. Teyzem yapmıştı Tekirdağ'a gittiğimde.
İnanılmaz beğendim. Çok güzeldi. İhtiyacımız olan süzme yoğurt. Süzme. Şimdi ben bunu böyle bir kase kendime kadar yapacağım. Çünkü bizim evde semizotu Rıza da yemez, Mila da yemez. O yüzden bunu yani kendime yapacağım. Bir de ben biraz sarımsak ekleyeceğim. Bence sarımsak da yakışır diye düşünüyorum. Bunu böyle koyuyorum. Yine geçireyim olmalı. Ben bunu aynen küçük geldi gibi. Şunun için de karıştıracağım. Efendim canım. Niye oynayacaksın? Telefonumu getirir misin? Telefonum çalıyor. Ve bunları karıştırıyoruz. Biraz daha yoğurt ekleyeyim hatta. Bu arada salatalığı da rendeledim. Arkadaşlarım selam. Dünden bugüne geçtik. Dün ben vlogu kapatamadım. Bugün de böyle dışarıya çıkacaktık. Dedim ki ben bu vlogu birleştireyim. Şey yapayım, 2 günlük vlog yapayım. Yani 2 günlük vlog izleyeceksiniz. Bugün de akrabalarımızla buluşmaya gidiyorum. Orada da bir şeyler çekerim muhtemelen diye düşünüyorum inşallah. Bir de Mila'yı Lego'ya götürme planım var. Umarım vaktim kalır ve Mila'yı... Evet. Evde hep Lego oynuyorsun, ne Legosu? Anne ben evde Lego oynamıştım ben. Ama anneciğim çok büyük bir Lego burası. Bir sürü Lego var, oyuncak. Hoşuna gider diye düşünmüştüm. Bir sürü mü? Evet, bir sürü. Böyle yani arkadaşlar, şimdi yola çıkalım, yine bir yerlerde görüşürüz. Bugün yine kamerayı elime almayı unuttum bir gün. Ama şöyle bu ortamı çekip şey yapmak istiyorum, ölümsüzleştirmek istiyorum. Pardon. Ya şimdi arkadaş şeyi götürmüştüm. Tam kalkarken aklıma geldi arkadaşlar. O yüzden böyle bir bizimkileri göstereyim. Şimdi kalkıyoruz buradan. Bir mekandaydık. Mila'yı Lego'ya falan götürdüm. Oraları da çekmeyi unuttum. Lego'ları aldım ya. Teşekkür ederim, sağ olun. Değil mi Mila? Ne yapıyorsun? Mila'nın abisi var burada. Birlikte oynuyorlar. Kuzen çocuklarının çocukları. Kalkıyoruz. Diğer mekanda umarım... Diğer mekanda umarım çekmeyi unutmam. Sen bile görüşürüz yani. Bizimle gelen var mı? Tekrar selam. Bugün farklı bir günden selam veriyorum size. Vlogu 3 gündür yani bir türlü kapanışı yapamıyorum. Ve ertesi günü atlatıyorum. Mila'yı da çekiyorum. Bugün de farklı bir güne geçtik. Şimdi bugünden de size bir şeyler vloglayacağım. Biraz böyle ortaya karışık bir vlog oluyor ama gün gün olacak. Hepsini bir videoda atarım diye düşünüyorum. Böyle uzun bir vlog olsun biraz. Şöyle bebek sahile geldik biz şimdi. Gözüm düştü. Mila'ya bakacakmışsınız. Mila kendisini gösteriyor. Bugün hava kapalı, esiyor. O kadar güzel bir hava var ki. Nefis. Yani bu havayı bize değerlendirmek istedik açıkçası. Ne oldu anneciğim? Çocuk ağlıyor değil mi? Bebek ağlıyor, evet. Bilmiyorum kimin bebeği. Şimdi biraz böyle oturalım, sahil havası alalım. Yine bizimlesiniz bugün. Unutmadığım sürece açacağım kamerayı. Umarım unutmam. Biraz gene ellerinde sileyim. Var şimdi. Bak yüzün haline. Ne yaptın yüzüne? Bakayım ben kaçayım. Mila taşlarla oynadı burada, kafede. Ondan sonra taşlarla oynadıktan sonra içeceğiyle ellerini değdirdi ve elleri ıslandı. Sonra da yüzüne sürdü. Şuradaki taşlarla oynadın değil mi Mila? Böyle manzaralı bir kafeye geldik. Ne yaptın Mila taşları oynadı? Sen beni oynamayı dinlemiştin. Evet, ben izin vermiştim ama bebeğim yüzüne sürmeni istememiştim yani taşları. Tokan düzeltelim. Tokan da düşmüş. Tripodumu unutmuşum evde. Böyle kamerayı da koyacak bir yerler bulamıyorum. Biz şöyle bir şey yaptık, size de anlatayım. Anadolu yakasında oturuyorum. Çengelköy'e geçtik. Sırıtık birileri.
kardeşimin fikriydi zaten bu. Kardeşim de şurada, pek kameraları sevmediği için onu böyle kamufle ediyorum burada. Çengelköy'e geçtik. Orayı da çok severim bu arada. Ya yani sürekli gittiğim bir yer diyebilirim. Hatta birkaç takipçim bana yazdı. Gördük orada galiba seni falan diye böyle birkaç kişi. Ben de onlara dönüş yapmıştım. İşte görürseniz kesin yanıma gelin, hani çekinmeyin, konuşuruz konusunda. Daha tekrardan soruyorum. Eğer ki görürseniz, çoğunlukla zaten orada çok takılıyorum. Yani Çengelköy'de benzettim dediğiniz kişi benimdir kesinlikle. Bugün de işte böyle bir şey yapalım dedik. Çengelköy'den vapurla şeye geldik, bebeğe geldik. Geçtik. Arabayı orada bıraktım ben işparka. Böyle geçtik işte, burada gezdik biraz. Çok güzel oldu. Normalde bebeğe gelemiyorum böyle, hem karşıda kaldığı için hem de park sorunu falan burada çok sorun olduğu için. Bugün böyle güzel oldu. Geldik sizin için de, yani size de fikir olsun, eğer Anadolu yakasında oturuyorsanız hem boşalıyor, rahat geliyorsunuz, yani Çengelköy'den şey yapabilirsiniz, gelebilirsiniz, bu tarafa geçebilirsiniz. Mila da şimdi burada. Ne bekliyorsun Mila? Dayı, ne bekliyorsun? Baba, bakın burada da bir tane yorgun bir şey var. Yorgun bir şey var burada, biraz da sinirli gibi bakıyor ya. Birazcık da sinirli gibi bakıyor ya. Beni niye çekiyorsun? Ben ne alaka diyor şu an. Ben ne alaka? Şu an bile bakıyor. Anneciğim bak, bu bir kedi. Kedi seni yermiş. Yer mi? Yemez anneciğim. Baksana bakıyor. Çok sevindi. Biz daha buradan geldiğimizde de öğren gibi geldik. Anne o konuşmuyor ya. Seni evet, yiyor. Geldiğimizde de buradaydı. Şimdi de bekliyoruz. Tamam hadi sen bak bakalım. Tamam bak sen. Arkadaşlar bakın, benim mekanım burası. Geldik buraya şimdi. Sandalyelerimizi de koyduk. Deniz'de çok hızlandı ya. Hızlandı mı Deniz'de? Evet, hızlandı. Hatta kamerayı kendime çevireyim. Ben Çengelköy'de burayı çok seviyorum. Böyle yaz kış geldiğim bir yer gerçekten burası benim. Çok huzurlu ya. Şu anda bugün de böyle hava güzel, serin, bulutlu, yağmur yağmıyor, güneş de yok. Böyle hafif hafif rüzgar falan esiyor. Şu an böyle dalga sesleri. Zaten Instagram'dan da takip ediyorsanız beni, orada daha sık paylaşıyorum hatta. Takip etmiyorsanız da şuraya bir Instagram adresimi bırakayım. Oradan beni takip olursanız çok mutlu olurum. Bizim için böyle güzel, keyifli, böyle dingin bir gündü. Sakin bir gün geçti. Sakin bir gün oldu. Şimdi de böyle buraya geldik işte, biraz takılıyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Mila oyun oynuyor. Mila da çok seviyor burayı. Burada işte sürekli denize taş falan atıyor. Benim için de böyle bu sakinliğe bayılıyorum zaten. Böyle dalga sesleri, buranın sakinliği falan. Böyle yani arkadaşlar, artık bu ufak videoyu kapatayım diyorum. Buradan da artık biz de eve geçeriz. Üçüncü günün sonunda bu videoyu kapatabiliyorum. Kendimi şu an alkışlamak istiyorum. Üçüncü günün sonunda videoyu kapatabildiğim için. Bugün de çok fazla bir şey çekemedim sanırım ama artık böyle çektiğim kadarıyla. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum hepinize.